Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma, bahçeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllarca saklayacağınız bozulmadan yaprak saklayacağız. Hem de kavanozun içerisinde arkadaşlar. Öncelikle asma yaprakların bu şekilde oldu. Nedenini bilmiyorum. İlk defa bu şekilde yaprakların arkası beyazlandı. Sanırım yaprak mantarı ya da yaprak uyuzu deniliyor. Acaba nasıl geçer arkadaşlar? Asmaya bir zararı olur mu? Eğer bilgileriniz varsa paylaşırsanız alt yoruma sevinirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaprakların alt kısımları beyaz beyaz kabarık kabarık oldular. Ben asmaya hiçbir şekilde kükürt veya başka bir ilaç kullanmıyorum. Kullanmadığım için de bu şekilde oldu arkadaşlar. Eğer tecrübeleriniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu şekilde arkası beyaz olan yaprakları kopartıp atıyorum ama neredeyse tamamını kaplamış bir şekilde. Bunun için çok zor olacak kopartmak, hepsini ayırmak. Ben de bıraktım. Temiz olan, hiç arkasında o beyaz lekeleri olmayan yaprakları içerisinden seçe seçe topladım. Gördüğünüz gibi de bu şekilde tekrardan elden geçiriyorum. Pislik varsa onların tozunu da alıyorum. Ben yaprakları yıkamadan arkadaşlar kavanozun içerisine koyuyorum. Eğer sizler içiniz rahat etmese, tozlu ve ilaçlıysa yapraklarınızı yıkayın. Ondan sonra kullanın arkadaşlar. Bu şekilde yaprakların her birini elimden geçirdim. Arkalarına baktım. Olabilecek tozlar varsa, beyaz lekeler varsa onları çıkartıp ayıkladım ve desteler yaptım. Yaklaşık 10-12 tane yaprağı üst üstüne koyup bu şekilde desteler yapıp ikiye katlıyorum. Bu şekilde irice rulolar sarıyorum. Böyle bir konserve kavanozumun içerisine bastırarak sarmış oldum. Bu ruloları bastıra bastıra diziyorum arkadaşlar. Aralarına da iri kaya tuzu varsa arkadaşlar mutlaka iri kaya tuzu kullanın. Yaklaşık yarım tatlı kaşıkla bir tatlı kaşık arası ekliyorum. Bolca ekleyin. Hiçbir sorun olmaz çünkü tuz az eklerseniz yapraklarınızda bozulma yapar, yapraklarınız yumuşar, erir arkadaşlar. Bunun için tuz fazla olsa da sonrasında sarmadan önce birkaç kez yıkayın ya da su dolu bir kabın içerisine koyun. Böyle 3-5 dakika bekletin arkadaşlar. Sonrasında yıkayın. Fazla tuzundan arınacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi yaprakları bastıra bastıra kavanozuma diziyorum. Aralarına da İri kaya tuzu ekliyorum. Bu şekilde ruloları kavanozuma yerleştiriyorum. Daha fazla yaprak toplamak istemiştim ama maalesef çok bozuk olduğu için, yani arkaları beyaz lekeli olduğu için ancak elimin yettiği kadar bu kadar toplayabildim. Tekrar yeni çıkan yapraklar olursa da onları da tekrardan toplayıp bu şekilde kavanozlara koyup kışlık olarak hazırlayacağım arkadaşlar. Evet. Bütün toplamış olduğum yapraklar bir kavanoza sığdı. Yani daha doğrusu sığdırdım. En son üzerine de tekrar 1,5-2 tatlı kaşık iri kaya tuzu ekleyelim. Üzerine de kettle'da kaynatmış olduğumuz kaynar sıcak suyu yavaş yavaş ekleyelim. Yapraklar üzerine kalkmasın diye turşu için arkadaşlar bu plastikler satılıyor ya, ben bunları atmıyorum. Bu şekilde tekrardan kullanıyorum. Ve yapraklarımın üzerine bu plastiği de koydum. Sıkıca kapağını kapattım kavanozun. Dilerseniz varsa yeni kapak tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde eski kapağımı kullandım. Suyun sıcaklığıyla birlikte
Kapak da vakumlanacaktır ve konserve gibi uzun ömürlü olacaktır. Serin erzak dolabında saklayabilirsiniz. Uzunca yıllar saklayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç bozulmadan, erimeden yapraklarınızı saklayabilirsiniz. Evet, sizler nasıl bir yöntemle yapraklarınızı saklıyorsunuz? Yoruma bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için paylaşımlarıma beğen ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.